Ekrana AKP Grup Başkan Vekili Cahit Özkan'la Erdoğan. Şimdi burada hani fotoğraf hem güzel bir yandan onu paylaşmak istedim sizlerle. Ama şimdi vereceğim bilgi de asıl kahraman Cahit Özkan. Diyor ki Cahit Özkan hedef yüzde seksen'miş. Hani Cahit Bey coşmuş. Yüzde Biz diyor oyların diyor yüzde alacağız diyor. Şimdi hayal dünyasında olmak bazen iyidir. Ama iktidardaysanız hayallerle yürüyorsa iş ki zaten büyük ölçüde ekonomi evet. dahil öyle olduğunu gördük ya. O zaman memleketin hali zordur. Buna Cahit Özkan beyefendi inanıyor mu hiçbir fikrim yok. Sen tanır mısın onu? Kendisine tanışıklığı mı yok ki? E, İnanarak ne, söylüyor olabilir şöyle, mi bunu? şöyle Kafesledikleri seçmenin e, dışarı kaçmasını engellemeye dönük devamlı surette ha. coşku vererek Sayın Erdoğan şunu yaptı şunu ayar verdi. Şunu... Hala adres biziz demeye tabii, getirerek. Tabii, Peki. Yani bu söylemlerle o e, avuçlanan ya da kafeslerin seçmenin dışarı kaçmasını engellemeye dönük girişimler Ama e, bizzat gene AKP e, genel başkan yardımcılarından Mustafa Şen geçen gün dedi ki Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 48 küsür. Şimdi ikisi de AKP'de. Biri diyor ki yüzde 80 alacağız. Bir öteki diyor ki MHP ile beraber yüzde 48 küsür. Yüzde ee, 80'i söylerken yani sürçülü insan etti diyeceğiz de yani böyle bir sürçülü herhalde tahayyülün çok fazla, çok ötesinde. Yani bu rakama neye istinaden veriyorlar? Şimdi buradan o zaman devam edelim. Yani 50 artı bir zor görünüyor. Evet. Dolayısıyla e, Erdoğan'ın kazanmayacağı, kazanamayacağı bir seçime girmeyeceği de konuşuluyor. O çerçevede değerlendirirsen, tekrar soruyorum, aday olmayabilir mi? Partisinin başında kalıp e, dediğin gibi AKP'yi birinci parti çıkartıp. Hadi madem istiyordunuz buyurun bakalım hodri meydan parlamenter sistem deyip oradan yürüyebilir mi? Şimdi kastım o. Erdoğan'ın tek derdi birinci koltukta oturma konu söyleyeyim. Ne olursa olsun. Bütün amaçların hasla Erdoğan'ın başkan ya da başbakan ya da cumhurbaşkanı sıfatıyla birinci noğlu koltukta oturması. Ama yine ısrarla söyleyeyim bu altı partinin yapacağı çalışmayla beraber onu beklediğini de biliyorum. Bu altı partiyle beraber yeni bir şeyin eğer kendi rızası ve e, onun başkanlığını koruyacak bir e, çalışma olursa şayet oradan çıkması muhtemel bir çalışma olacaksa şayet Erdoğan'ın orada dedi e, sistemi değiştirip tekrar yeni bir e, ne diyelim seçme gideceğini düşünenlerdenim. Yani Erdoğan bu altı partinin çalışmasından mütevellit bir şeyle e, kendi başkanlığı ya da bir numaralı koltuğunu korumaya dönük yeni bir girişim, yeni bir görüşme başlatabilir. Tabii muhalefetle ilgili böyle bir tasarruf yok. Ne Kılıçdaroğlu'yla ne Meral Akşener'le e, konuşabiliyor. Bu raddede abisi Milli Görüş Genelinde'nin Temel Karamoğlu e, görüşmelere dahil ederek ondan aracılık yapmasını isteyebilir. Hmm. Yani türlü... Yani... Altı parti, yani muhalefet blokuyla kendi arasında aracı olması isteyebilir Karamoğluoğlu'nda. tabii. E, bakın, Karamoğluoğlu'nun Erdoğan'la görüşeceğini ee, ilk kez bu ekranda duydu. E, kamuoyu. yine senin e, sözlerinle. Şimdi bunu bir bilgiye dayanarak bir söylemiyorsun elbette çünkü daha bu konuda alınacak mesafe var. Aynen öyle. Ama belli bir kesimde e, öngörü ağırlıklı öngörü mü bu? Şöyle e, şimdi geçenki görüşmede Sayın Karamollu ile... Erdoğan görüşmesinde her ne kadar ilk karede e, olumsuz bir hava teneffüs etmiş olsa bile görüşmenin iki buçuk saat sürmesiyle beraber Temel Karamoğlu'nun yani sohbeti seven birisi olduğu için söylüyorum. Bütün iktidarın eksiklerini Erdoğan'a birinci ağızdan ilettiğini söyleyelim. İsraf, yolsuzluk, liyakatsizlik ve elhasıl bunlarla ilgili bütün e, en azından aynı görüşten gelen iki partinin abisi konumunda olması hası bile Erdoğan'a bütün yanlışlarını sıraladı. Çok israfınız var. Yolsuzluk hassafada, safhada. bakanlarınızın nihayetinde liyakat ile ilgili ya da Sedat Peker'in ifşaatlarıyla ilgili bütün bu düzenlemelerin e, sorgulamaların yapılması gerektiği noktasında birinci ağızdan Erdoğan'ı uyarmış bir liderden bahsediyoruz. Bu iki saatlik, iki buçuk saatlik görüşmede bütün bunları Sayın e, Erdoğan'a iletti. Şimdi ama Karamollaoğlu evet orada bir şeyler söyledi. Hı hı. Bakın e, Türkiye e, gazetesine göre söylüyorum. Ebru Karatoz'un imzalı habere göre söylüyorum. E, AKP'nin MKYK toplantısı. Bir geçenlerde biliyorsunuz asgari ücret falan da konuştular ya. Orada bu konu gündeme gelmiş. Erdoğan tırnak içinde vermişler. E, Türkiye gazetesinde zaten bunu. Demiş ki, Temel Bey'in yaptığı açıklamalar maalesef gerçeği yansıtmıyor. Şimdi ara bulucu olabilir diyorsun ama bu hani dün itibariyle bir ortalık karışmış belli ki. Temel Bey'in yaptığı açıklamalar maalesef gerçeği yansıtmıyor. Burada tek doğru olan 50 artı 1 açıklaması. Tekrar o 50 artı 1'i. Soracağım onun için bunu özellikle şimdi belirtmek istedim. Bunun dışındaki açıklamalarından dolayı maalesef çok üzgünüm. Biz bu görüşmede iki kişiydik. Sadece Temel Bey ve ben vardık. Hani e, ve ben diyorum ki demiyor da bunu anlayabilirsiniz. Ben diyorum ki doğru değildi o söylenenler diyor. İfade şöyle tamamlanıyor. E, ağır bence iadeyi ziyaret düşünüyordum ancak bu sakıt oldu. Yani gündemimden düştü diyor. Erdoğan mı diyor bunu? Erdoğan. Bu hmm, kulis AKP MYK'dan birileri fısıldamış belli ki kulis. Erdoğan böyle mi dedi? Bütün bunlar tabii çok su kaldırır. Bir ikincisi çok pragmatik bir liderdir Erdoğan. Dün böyle düşünür bugün işine gelirse dediğin gibi arabuluculuk teklif edebilir. Burada asıl olan şu Diyor ki 50 artı bir açıklaması doğru diyor. Tek doğru olan bu diyor. Ne demişti Erdoğan e, Karamoğlu'nun daha doğrusu Karamoğlu açıklamıştı. Demişti ki ya orada hata ettik. 50 artı bir de bir sıkıntı var demişti. Hali hazırdı. Zaten kendisinin de e, en azından o altılı grupta e, hatırlarsanız Ayhan Seferüstü'nün böyle bir açıklaması oldu. Hı hı. Sayın Suat'ın Suat, e, Suat Doktaş'ın sunduğu programda benzeri cümleyi kendisinin de söyledi. Erdoğan'ın böyle bir cümleyi e, tevarüs ettiği ve söylediği, dinlendirdiği zaten Ayhan Bey'in sözlerinden belli. O rakama şu an bakın yani şu iki partili ya da BBP'yi de eklediğiniz zaman yüzde %50 artı 1'e varmaları ne mümkün. Toplamda bütün anketler, kendi yaptıkları anketler de gösteriyor. Yani 40 mandından daha fazla bir oy oranına sahip değiller. E, dolayısıyla siz bu durumda siz e, iktidarı kaybetmiş olacaksınız. Böyle bir Seçim Satım haline girmezsiniz. Ne yaparsınız? İşte evet. Sistemi evet. değiştirme talebiyle. Ama bak, şu da dendi. Ee, Ömer Çelik çıktı dedi ki AKP sözcüsü.